İhtiyar! Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Yine karşılaştık. Yol bu. Yola çıkıp varmayan, yoldan çıkıp varan yoktur. Sormayacak mısın? Nedir bu halim? Atım nerededir? Neden yürürüm? Yürümek için sebep mi lazımdır? Senin gibi alışkın değilim bunca yolu yürüyerek almaya ihtiyar. Yol bilir mi ki üstünde yol alan atıyla mı, yayan mı? Söz adaleti değilse eşkıyanındır, hırsızındır, katilindir. Diyeceksin ki beyi var, kadısı var Selçuklu'nun. Önce vazifeyi ehline vereceksin. Bir güne bir gün medrese yüzü görmemiş, ömrü hayatında mürekkep yalamamış adama mevki verirsen ahval böyle olur. Garip bir ihtiyarım Kadı Efendi. Nereden bileyim? Ne Elif okudum, ne mektep gördüm, ne medrese. Mektep medrese görmemişsin ama birçok mürekkep yalamış toplansa senin ettiğin şu lafları bir araya toparlayamaz ihtiyar. Bilmem. Sen değil ihtiyar. Bundan böyle uğursuzu, eşkıyası tasa etsin. Kahvette ihtiyar. Vazifeye başlamadan yolda öyle olaylar gördüm. Öyle olaylar yaşadım ki ihtiyar. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Hak yolundan sapmış her türlü insan. Kaldığım anda hırsızın teki neyim var neyim yok çaldı. Tayin fermanımı, hokkamı, dividimi dahi. Bak işte... Hak yolunda olmayan hırsız, hokkayı, diviti neylesin? Latife edilecek mesele midir bu ihtiyar? Hırsız hırsız, uğursuz uğursuzdur. Ben tekke erbabı değilim. Herkese aynı nazarla bakmak masuma zulümdür. Kul nereden bilir ki kim masum, kim zalim? Eğer yolu sorar ise yol tektir. O da hakka doğrudur. İşte o sebepten tek bir yaratılmış yoktur ki hak yolunda olmaya. Hırsızlık yaparak, masumun ümüne hançer dayayarak mı aranır olmuş hak? Sana R şehrinin, dahi gönüllerin sultanı İbrahim Ethem'in hikayesini anlatayım mı? Eğer dinlemek istersen. Sen anlatmak ister isen ben de dinlemek isterim. Sultan İbrahim Ethem Hazret, hak yoluna düşüp tacını, tahtını terk eylemeden evvel tahtında oturup gece gündüz düşünür idi. Ya Rabbi, şu gönlümü
kalbimin gözünü aç diye yakarıp durur. Ama bir çare görmezdi. Bir gün tahtında uykuya daldı. Gözü uykuda, içi uyanık idi. Tavandan gelen ayak sesleri duydu. Sonra onlarca kişinin ayaklarından çıkan sesler doldurdu sarayın has odasını. Sultan İbrahim Ethem şaşırdı kaldı. Muhafızlarına seslenmeye dahi takat bulamadı kendinde. Bu sesler de neyin nesi? Kim bu sarayımın çatısında koşturanlar? Derken pencereden aşağı sarkan bir adam gördü. Kimsin sen dedi. Adam da cevap verdi. Biz falanca köyün ahalisiyiz. İyi öylesi de sarayımın çatısında ne ararsınız? Pencereden sarkan adam cevap verdi. Kaybolan ineklerimizi ararız. İbrahim Ethem şaşkın oldu. Divane misiniz siz? Tavanda inek mi aranır? Sensin divane diye cevap verdi adam. Sen altın tahtında hakkı ararsın, akil olursun da biz senin çatında kaybolan ineklerimizi arayınca mı deli divane oluruz? Güzel hikaye ihtiyar. Talip olana pek güzel bir hikaye, talip olana pek hikmetli bir söz. Söndürüp de bizi kurtlara yem mi etmek istersin ihtiyar? Kurtlar bizi yemesin diye. Ya ateş şu 100 yaşındaki ağacı yerirse ne olacak evlat?